Mutlu akşamlar diliyorum sayın seyirciler. Çay Televizyonu'ndan, Perspektif'ten saygılar sunuyoruz. Bu akşam da değerli bir konuğumuzla karşınızdayız. Türkiye'de malum oruç açmayan ilimiz kalmadı. Allah kabul etsin diyelim oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin diyelim. Ve sağlık açısından da şüphesiz Ramazan ayında bulunmamız dua açısından oldukça önemli diye düşünüyoruz. İnşallah bütün insanlık, tabii ki önce ülkemiz, sonra bütün insanlığın virüsle ilgili problemden kurtulması için de dua etmeye devam edelim. Efendim konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı efendim Temel Karamollaoğlu efendim stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Sağ olun. Bu saatte zaman ayırdınız efendim, geldiniz. Teşekkür ediyoruz sağ özellikle. Sağ olun, ben de sizlere gördüğünüz, ben göremiyorsunuz ama sosyal mesafemizi dikkat alarak muhafaza ediyoruz. Onu muhafaza ederek yayınımızı gerçekleştirmeye evet. çalışacağız. Sayın Genel Başkanım, Türkiye, dünya hiç beklemedik bir süreçten geçiyor. Belki de bir yıl öncesinde böyle bir senaryodan birileri bize bahsetmiş olsaydı çok uçuk bir senarist diye belki de cümle kurardık, bilemiyorum. Evet. Ama yaşadık bunu bizzat. Her şey değişti. Yaşam alışkanlıklarımız değişti. Adeta bir çıkmazdayız. Camilerde kimse ibadet edemiyor. Kiliseler boş. Kimse düğün yapamıyor. Düğün salonları boş. Spor dünyanın peşinden koştuğu ciddi bir sektördü. Orası kapanmış. Nedir yaşadığımız diye başlayalım efendim isterim. Evet, Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Hakikaten dünya böyle bir krizle hiç karşı karşıya kalmadı. Yani geçmişte mevzi olarak belli bölgelerde salgın hastalıklar meydana gelir. Oraya giriş çıkışlar yasaklanırdı. Ama mevzi bölgeler. Orada yaşayan insanların adedi 300-500 bin, bazen belki 1 milyon olurdu. Sonra bir ara işte 1. 2. Cihan Harbi'nde dünya kutuplaştı, ikiye bölündü birbirleriyle insanlar, ülkeler. Ölesiye savaştılar, milyonlarca insan hayatını kaybetti. Ama bir kutuplaşma vardı. Şimdi ise bütün insanlık alemi tek bir virüsle karşı karşıya. Bütün insanlık alemi, zengin fakir, güçlü zayıf, fark etmiyor. Ortak bir düşman gibi. Evet. Amerika'da da, bilmem Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da aynı hasımla karşı karşıya bütün insanlık alemi. Bununla nasıl başa çıkılacağını bugüne kadar tam olarak belirleyemediler. Tabii tıp alemi özellikle bu virüs karşısında bir aşı bulabilir miyiz çabasının içine girdi haklı olarak. Ancak virüsün sürekli olarak mutasyona uğraması, yani değişmesi, siz bugünkü virüse karşı bir aşı bulsanız bile yarın karşınızda o virüsün değişmiş şeklini buluyorsunuz. Kendini yeniliyor sürekli. Kendisini değiştiriyor, evet. Yeniliyor ve siz aşınız ona etki etmiyor bu sefer. Onun için zor bir problemle karşı karşıya dünya. Elbette herkes aynı şeyi söylüyor. Bundan sonra dünya aynı dünya olmayacak. Müşterek bir düşman var. Ama bunu kendi menfaatleri için kullanmak isteyen çevreler var. Bunlar bütün dünyaya hükmetmek için bir çabanın içindeler. Yani bunu da üstünü kimsenin örtmesine ihtiyaç yok. Nedir mesela? Zengin ülkeler var. Bir, ancak bu zengin ülkelerden daha da önemlisi zenginler var. Para piyasasına, borsaya, bankalara hakim olan çevreler var. Bunların adları çok zikrediliyor. Onun için ben isim vererek bunun içine girmek istemiyorum. Yani bunlar kendilerinin kontrolünde bulunan yeni bir dünya düzeni istiyorlar. O zaman virüsü kullanıyorlar diyebilir miyiz? O zaman evet. Elbette. Şöyle, bazıları bu virüs sunidir, bilerek evet. çıkarıldı diyor. Bu virüsü çıkaranlar da dünyayı kontrol etmek isteyen çevrelerdir diyor. Ama bazıları da diyor ki evet, böyle bir niyet olsa bile bu virüs bugün yapay olarak değil, tabi olarak çıktı. Dünyada etkisini gösterdi. Her yerde hissediliyor bunun tehdidi. İşte o çevreler, dünyayı kontrol etmek isteyen çevreler bu sefer virüsü kullanarak veya bahane ederek dünyaya hakim olmak istiyor. Ben bunun doğru olduğu kanaatindeyim, yanlış olduğu kanaatinde değilim. İster virüsü onlar üretmiş olsun,
İsterse başkası üretmiş ama şimdi ondan istifade ediyoruz. Fırsattan istifade etme durumu yaşanıyor diyorsunuz. Biz şu anda bununla karşı karşıyayız. Buna karşı da bizim gibi ülkelerin çok daha uyanık, çok daha tetikli olması icap eder. Yani Türkiye bunu... bölümünü konuşacağız ayrıca. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Zaman zaman bakıyoruz ki işte Çin bu konuda suçlanan en fazla suçlanan ülke. Evet. İşte Fransa suçluyor, Amerika suçluyor, değişik alanlarda Dünya Sağlık Örgütü üzerinden suçlamalar ilerliyor. Ama bir mücadele, bir savaş hali belli, çok net. Burada özellikle uzun zamandır dillendirilen Çin'in 200 yıllık yeni Asya döneminde, gücün Asya'ya kaçacağı dönemde o bölgenin dünyanın yeni süper gücü olacağına ilişkin yorumlar yapılıyordu. Bir iddiaya göre Amerika o süper güç oluşumuna karşı bir hamle yaptı. Onu engellemeye çalışıyor. Bir diğer açıdan AB Çin'in dünyadaki hakimiyetini kırmak için bu süreci destekliyor gibi farklı senaryolar var. Size göre Sayın Genel Başkanım gerçekten gücün Asya'ya kayıyor olması ve önümüzdeki belli bir dönemde Asya'nın dünyaya hükmedecek olması ilişkin teorileri nasıl karşılamak lazım? Siz nasıl bakıyorsunuz? Bana göre gayet normal ve doğal bir şey. Çünkü kapitalist sistem bütün dünyayı etkisi altına almak istedi. Fakat kapitalist sistem sadece menfaate dayalı ve serbest piyasa ekonomisi içinde bu arzusunu gerçekleştirmek istiyor. Elinde kullandığı en büyük mekanizma bir sanayisi, teknolojisi ve bu teknoloji ve sanayiden istifade eden ülke güçleri, doğrudan doğruya silahlı güçler. Bunun başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Onun için ben takriben 3 sene önce bir seri konferanslarla bu düşüncelerimi çeşitli illerimizde anlatmak için bir kampanya başlatmıştım. Epeyce yerde konferans verdim. Yani o zaman neydi özü konferansların ana başlığı? Efendim, ana başlığı neydi? Bu konferansların nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Nereye gidiyoruz? Biz bu etkiden nasıl kurtuluruz? Evet. Başlık buydu esas. Şimdi burada gördüğümüz o zaman bugün Amerika'da özellikle 2. Yan Harbi'nden sonra Amerika Birleşik Devletleri kendisini süper güç olarak gördü, ilan etti. Ancak karşısında komünist blok olarak onların temsilcisi Rusya vardı. 1989-91 arasında Sovyetler dağıldı. Rusya diğer devletlerden birisi gibi bir konuma indirgendi. Amerika Birleşik Devletleri kendisinin süper güç olduğunu ilan etti. Dünyanın efendisi benim dedi. Ve bu belli bir süre devam etti. Ancak buna razı olmayan Rusya 1990'ların sonu 2000'lerin başından itibaren bu iş böyle devam etmez demeye başladı. Putin'in gelmesinden itibaren de Rusya değişti. Fakat Rusya dünyanın en büyük ülkesi arazi itibariyle 17,5 milyon kilometre kare. Çin 10 milyon metrekarelik toprağa sahip, biraz altında 10 milyonun ama 1,5 milyarlık bir nüfusla dünyanın en güçlü, büyük nüfusa sahip ülkesi. Amerika, o da 10 milyon metrekare ama 300 milyon civarında nüfusu var, o kadar. Avrupa, o da 10 milyon metrekare, daha düşük, 9 milyon metrekare ama nüfusu gene Çin'inkiyle kıyas edilemeyecek kadar düşük. Burada Çin 1970'lerden itibaren Amerika'nın oradaki iş gücünü bedavadan kullanma hevesiyle kendilerine bir takım teknolojiler transfer edildi. Çin toparlanmaya başladı. Şu anda Çin Amerika'nın karşısında ayakta durabilen, ben de varım, benim iznim ve benim rızam olmadan hiçbir iş yapamazsınız diyen tek ülke. Ben bunu ekonomi olduğu kadar... Ekonomide bir defa şunu söyleyeyim. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücü, yani gayri safi milli hasılası yaklaşık olarak 22-23 trilyon dolar. Çin'inki de şimdi 13-14 trilyon dolar belki de. Ve dünyada hızla artan tek milli gelir Çin'in. Bir de Rusya ile Amerika'nın savaşı daha çok silahlar gölgesindeydi.
Ekonomi evet, çok önde evet. değildi. Ama onlar biraz daha birbirleriyle nasıl mücadele edeceklerini bilen, birbirleriyle Birinci Can Harbi dahil hiç karşı karşıya gelmemiş ülkeler. Bunu bir unutmamak lazım. Hiç karşı karşıya gelmediler. Birinci Can Harbi'nde de Rusya, Amerika aynı taraftaydı. İkinci Can Harbi'nde de Almanlara karşı aynı taraftaydı. Çin ise dünya hakimiyetini bugüne kadar hiç düşünmemiş bir ülke. Ama öyle bir hızlı kalkınma temposunun içine girdi ki kendi ham madde ihtiyacını karşılayabilmek için bütün dünyada ya adeta savaş aç. Savaş açtı demek doğru değil. Bütün dünyayla irtibat kurma durumuna geldi. Güney Afrika, Güney Afrika'nın tamamı, Güney Amerika, Asya. Neden? Ham maddeye ihtiyaç duyuyor. Sanayisi o kadar hızla güçleniyor ki teknolojisi. Bu ham maddeyi temin edebilmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Her ülkede var. Amerika'dan daha etkili şimdi. Şunu düşünün, bir misal diye söylüyorum ki bu sene, iki sene önceki rakamdır. Dünyanın çelik üretimine bakın. Bütün dünya takriben 800 milyon ton civarında çelik üretir. Çin 1200, 1 milyar 200 milyon ton. Ki Amerika kota koyulmak. Ha, şimdi düşünün. Evet. Bütün dünyadan tek başına %50 daha fazla çelik üretimi var. Çelik sanayinin temel ham maddesidir. Alaşımlı çelik yapabilmek için de diğer madenlere ihtiyaç var. Tabii buraya takılıp kalmak için söylemiyorum ama Çin güçlü. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri kendi hakimiyetini kurmak için de 20 civarında daha fazla var da esas aktif olan nükleer enerjiye sahip olan 20 civarında uçak gemisi var. Bir uçak gemisi sadece uçak gemisi değildir. Üzerinde evet. 10-15 bin asker vardır ama 70-80 hele son zamanlardaki 100 civarında uçak var. Vardır. Etrafında destroyerler bilmem harp gemileriyle birlikte hareket eder. Yani bir yere bir uçak gemisi gittiği zaman orayı işgal edebilir. Şimdi onun karşısına sadece ve sadece Çin çıkıyor. Şu anda 3-4 tane uçak gemisi evet. var. Ve arkası geliyor emin. Enerji sahasında her sene 40-50 tane nükleer santralı devreye sokan bir ülke. Koronavirüs de oradan çıktı. Amerika ve diğerleri iddia ediyor ki bunu çıkaran Çin'di. Doğru da olabilir, olmayabilir, bir bilgim yok. Ancak Çin bunu kısa zamanda kontrol altına aldı. Kontrol altına aldığı için zaten Batı diyor ki sen bunu bilerek çıkardın. Kontrol altına nasıl alınacağını da bunun için biliyordun diyor. Ama her halükarda yeni kurulan dünya düzeninde şimdi artık Rusya'dan çok Rusya var, Çin var, bir de karşısında Amerika ve Amerika'nın müttefikleri var. Virüsten sonra değişen ki yeni bir dünya düzeninden bahsediliyor. Evet. Virüsten sonra değişen dünya düzeni kapsamında nelerin artık bundan sonra aramızda olmayacağını, nelerin değişeceğini, hangi rollerin değişeceğini düşünüyorsunuz? Çin bu yükselişini virüsün etkisiyle daha da artırabilecek mi? Şimdi elbette yapabilir. Çünkü Çin dünya devleti olma nosyonunu yeni kazanıyor. Çin hiçbir zaman emperyalist olmadı. Yani kendi sınırlarının dışında gitmedi. Sadece Asya'da işte maalesef Uygur gibi bölgeleri işgal etti. Oraları istila etti. Orada zulmediyor. Ama bu bölgelerin dışına çıkmamıştı. Şimdi ilk defa çıkıyor. Artık Afrika'da ben varım diyor. Güney Amerika'da ben varım diyor. Asya'nın diğer ülkelerinde ben varım diyor. Ben varım dediği için de varlığını devam ettirmek için mutlaka gerektiğinde silahlı mücadeleye hazırlanıyor. Bunun karşısında Amerika ise çok daha sofistike bir yapıya sahip. Yüksek teknoloji Amerika'da Çin'den daha fazla. Şimdi işte bu mütegallibe grup, esas üzücü olan bu. Bunlar insanlık nosyonunu kaybetmiş, kendilerinde bir süper ego olan, dünya artık 9 milyar nüfusu besleyecek büyüklükte bir yapıya sahip değil, bu dünya nüfusunun azalması icap eder diyen bir anlayışa sahip. Bunu açıkça dillendiriyorlar. Yani dünyanın sahibi biziz, biz yönetiriz diyorlar. Tam manasıyla. Bundan dolayı da şu anda dünyanın başına Çin bir tehlike ise, Çin ne yapacağını henüz bilmediğimiz,
yeri geldiği zaman çok vahşet sergileyebilecek bir ülke. Ama biz Batı'nın bu vahşeti tereddüt göstermeden sergileyeceğine inanıyorum ben şahsen. Vahşet konusunda farkları yok diyebiliriz. Farkları yok. Evet. Onun için bütün dünyayı yok etmekte tereddüt etmeyebilirler. O halde bunların karşısında bizim gibi ülkeler, Türkiye başta olmak üzere, insana insan olarak değer veren ülkeler biz varız diyebilmeli. Yeni bir dünyanın kuruluşuna bizim gibi ülkeler öncülük etmezse geleceğimiz harap ve endişeli. Şimdi Türkiye'yi konuşacağız ama şunu merak ediyor kamuoyu, çok tartışıyor. İspanya, İngiltere, işte İtalya, Fransa, ekonomik anlamda güçlü ülkeler bunlar. Birçok konuda gelişme sağlamış, refah düzeyinin yüksek olduğu ülkeler. Amerika keza aynı şekilde, süper güç. Evet. Ne oldu da virüsle mücadele konusunda bunlar başarılı olamadılar? Almanya aralarında başarılı olan ülkelerden bir tanesi şimdi sadece. Oradaki konu, benim yine uzaktan bakarak bunları söylüyoruz hep. Bu ülkeler gafil avlandılar. Sağlık açısından bakıyoruz ama bunun siyasi politikte bir karşılığı var tabii ki. Yani. Tabii şimdi gaflet hem sağlık yönünden, hem siyasi yönden, hem ekonomik yönünden her şeyi kapsayan bir gaflet. Yani bu kadar hızla bulaşan, bu kadar hızla yayılan, kontrolü edemeyeceğimiz bir virüs. Ya, yok ya bu birazcık hayaldir gibi bir düşünceye belki kapıldılar. Bundan dolayı gafil avlandılar. Arkasından da virüs, işte İtalya'yı gördük, korkunç bir manzarayla karşı karşıya. Arkasından İspanya kaldı, arkasından İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri, Amerika bile, Amerikan Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri çok açıktı, yok ya bu kadar abartılmamalı diyordu. Keza İngiltere. Tabii İngiltere aynı şeyler ama sonunda baktılar ki bu hakikaten mücadele edilmesi gereken ama bu mücadelelerin yapılması zor olan ülkeler ve bir farklı bir problemle karşı karşıyalar. Bunu anladıkları için şimdi Çin bir oyun oynuyor diyorlar. Ama bu ülkelerde belli kesimler böyle bir problemin ileride çıkabileceğini tahmin ederek hazırlık yapılması icap eder diye 10 senedir bağırıyorlar. 10 senedir. İşte Bill Gates'ler, Rockefeller gibi aileler ve kuruluşlar. Bu yeni değil. Onun için bunlar ileride kendileri belki böyle bir şeyi çıkarabilirler düşüncesi varken kendilerinin gayretlerinin dışında böyle bir tehlike ortaya çıkınca şimdi biz bunu nasıl kullanırız noktasına geldiler. İşte burada bizim esas daha dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Sağlık açısından bakalım. Türkiye işte birçok ülkeyle kıyaslandığı zaman Almanya'dan sonra bu kıta için, Avrupa için bahsediyorum. Bu süreci başarıyla atlatan ülkeler arasında gösteriliyor. Siz buna katılıyor musunuz? İkincisi nedir Türkiye'nin hem hasta hem de ölüm sayısı ki rahmet dileyelim bütün kaybettiğimiz vatandaşlarımıza. Bu sayısal değerleri neyi ifade ediyor? Şimdi şunu söylemeye ihtiyaç var. Türkiye de bu noktada geç kaldı aslında. Ancak Türkiye bu meseleyi sağlık yönüyle oldukça iyi götürüyor. İyi bir ekibimiz var. Canla başla çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Gayret gösteriyorlar ama bu sırada da bu virüsle etkilenen doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız da oluyor. Vefat edenler oldu. Allah rahmet eylesin. Ancak Türkiye burada erken davrandı diyemeyiz. Aslında Türkiye bu noktada geç kaldı. Ancak Türkiye maalesef şunu ifade edeyim. Bugünkü iktidar bunu kendi menfaati için kullanma sevdasına kapıldı. Ne gibi mesela? Söz gelimi şimdi ya biz nemize gerek de biz 500 bin testi batıya ihraç ediyoruz bir yerden alıp. 500 bin. Bizim kendimiz buna ihtiyacımız var. Şimdi bizim yöneticilerimiz diyor ki fazla test yapmaya ihtiyaç yok. Tamam da test yapmazsan sen ne durumda olduğunu, durumunu nasıl bileceksin? Yeterince yapıyoruz diyorlar. Yeterince yapıyoruz olur mu canım? Elin oğlu 200 bin test yapıyor günde. Biz 15-20 bin, 30 binle
İyi test yapıyoruz diyoruz. Böyle mantık olur mu? Test sayısı düşük diyorsunuz, daha fazla olması tabii, lazım diyorsunuz. Yani test sayısını düşük tutuyor. Test sayısı düşük olunca elbette bu testten dolayı vefat edenler de az gözüküyor. Ama Türkiye'deki ölüm sayıları ne oldu? Onun istatistiklerini vermiyorlar henüz. O istatistikleri görelim. O istatistikler normalin üzerine çıkmışsa bunun başka bir sebebi vardır. Bu virüsten olma ihtimali yüksektir. Ölü sayılarının gizlendiğini mi düşünüyorsunuz? Şimdi gizlenme meselesi değil. Ben hükümetin bu noktada gizlediğini demiyorum. Hükümet yeteri miktarda test yapmadığı için vefat edenlerin evet. neden vefat ettiğini bilmiyor. Bilmediği için de rakamlar, siz diyelim ki bugün Avrupa gibi, İngiltere gibi siz 100 bin, 150 bin, 200 bin test yapsanız 200 bin yapılan testin içinde bir bakıyorsunuz ki ha bunların içinde yaklaşık olarak 20 bin pozitif çıkmış. 20 bin çıktığı zaman da ölü sayısına bakıyorsunuz 4 bin 5 bin civarında buna göre mukayese edildiğinde. Tamam da siz bu 200 bin test yapacağına Türkiye'de 100 bin yaparsanız kendiliğinden öbürleri de düşer. Neden evet. biz 200 bin yapmıyoruz? Yapamıyoruz şu anda. Yapamadığımız için de bunu sanki yeni bir politika gibi takdim etmeye kalkıyor iktidar. Bu yanlış. Bu yani doğru test kitlerini alıp da ihraç etmenin bir anlamı yok. Bunu kendimiz kullanmalıyız diyorsunuz. İşte ben bunu tekrar tekrar söyledim. Böyle bir mantık olmaz. Bizim maskeye ihtiyacımız var. Biz Amerika'ya, Amerika'nın gözüne girmek için maske gönderiyoruz. İngiltere'ye maske gönderiyoruz. Başka sağlık malzemeleri gönderiyoruz. Allah'tan korkun ya. Bu ülkenin bugün buna ihtiyacı var. Siz bu havayı atmak için dünyaya bir bunları gönderiyor, bir de bir mektup gönderiyor. Amerikan Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı. Bu marifet değil. Bunu bu ülkede kullanmak marifet. Ve daha da önemlisi, biz bunları yaparken esas hangi tedbirleri aldığımız önemli. Bizim şu anda yatak sayımız vesairemiz bugünkü şartlarda yeterli gibi gözüküyor. Ama aslında testler o rakama çıkarılmış olsaydı, biz günde 150 bin, 200 bin test yapar noktaya gelseydik kaça çıkardı? Sayın Genel Başkanım, araya girerek daha net anlaşılsın, araya tamam. giriyorum zaman zaman. Şimdi mesela şunu savunuyor Sağlık Bakanı, diyor ki bizim vaka sayımızla ölüm sayısı ve iyileşen taburcu olan sayısı kıyaslandığı zaman bu konuda zaten bizim ne kadar başarılı olduğumuz ortaya çıkıyor. Evet. Bunun örnekleri var diyor. Evet. Daha az vakayla daha çok ölümün olduğu ülkeleri gösteriyor. Buna ne diyeceksiniz? Tamam, yani aynı şeyi söyleyeceğim ben yine de. Siz yeteri miktarda test yapmazsanız bu rakamlar düşük olabilir. Öyle de bir numune çıkar ki sizin karşınıza. O çıkan numunede patlak verir. Bir de bakarsınız ki birdenbire patlamış ölü sayısı. Ya bu milletin gözünü, kusura bakmasınlar. Ben Sayın özellikle Sağlık Bakanı'nın çok büyük bir gayret gösterdiğine, sağlık çalışanlarımızın hakikaten fedakarca çalıştıklarına, destan yazdıklarına inanıyorum. Ama hükümetin, idarenin alması icap eden tedbirleri alamadığına inanıyorum. Almadığına inanıyorum. Ve başka bir nokta daha var. Şunu söyleyeyim. Ya Allah'tan korkun ya. Amerika Birleşik Devletleri sizin yardımınıza mı muhtaç? Ama Filistin yardıma muhtaç. İran muhtaç. Arakan muhtaç. Sudan muhtaç. Irak muhtaç. Talep Amerika'dan gelmişse karşılaması mantıklı mı sizin? Efendim? Göre? Talep Amerika'dan gelmişse öyle mümkün söyleniyor. Mümkün değil. Ya bu öyle bir mantık olur mu? Amerika Türkiye'ye diyecek ki öldüm bittim aman bana maske gönder. Aman bana şu malzemeleri öldüm, gönder. Öldüm bittim değil de maske anlamında ihtiyaç. İsterse talep Amerika'dan gelsin. Bir defa şunu bilmiyoruz. Bu hibe mi, ihracat mı? Hibe diye açıklandı. Ha, hibe ise daha da kötü. Çünkü Amerika'nın bizim hibemize ihtiyacı yok. Amerika bizim kanımızı emer eğer kendi menfaatine görürse. Emdi de yeri geldiği zaman. Evet. Ama ben bizim tarihi bağlarımız olan, inanç bağlarımız olan ülkelerle, komşularımızla olan münasebetlerimizde onlara karşı mesuliyetimiz var bizim yardım etme konusunda ya. Allah'tan korkun. Niye biz İran'a, Irak'a, Suriye'ye, Sudan'a, Somali'ye, bilmem mi, bu noktada özellikle söylüyorum, Pakistan'a, Arakan'a
Neden biz buralara yardım gönderemiyoruz? Neden göndermiyoruz? 55 ülke açıklandı. İçlerinde bu Irak, İran onlar da var ama. Evet, ne kadar var acaba bu rakamlar? Oran olarak diyorsunuz. Şimdi bak elbette ya bir yere yani şimdi öyle ülkeler söylediler ki 20 bin şey gitmiş. Maske gitmiş. Ya Allah'tan korkun yani. 70-80 bin milyon nüfuslu bir ülkeye siz 20 bin maske gönderirseniz buna yardım denir mi? İşte bu sadece ve sadece bu hükümet medyaya oynuyor, tabana oynuyor. Allah'tan korksunlar. Ben sadece bunu söylüyorum. Peki Sayın Genel Başkan şunu sormak istiyorum. Özellikle bizim hastanelerimizde herhangi bir sağlık açısından herhangi bir ihtiyaç eksiğimiz yok. Her şeyimiz var. Maskemiz, işte koruyucu kıyafetlerimiz. Onlar diyor. Sağlık Bakanlığı söylüyor. Hükümet de bu konuda açıklama yapıyor. Evet. Bu açıklamadan sonra şöyle baktığımız zaman dünyada ihtiyaç olan ülkelere dayanışma anlamında bu tip yardımların yapılıyor olmasının bir anlamı olmaz mı Sayın Genel Başkan? Şimdi bakın buradaki mesele şu. Siz dedim ya testleri yeteri miktarda yapmazsanız pozitif çıkan hasta sayısı ister istemez azalır. Öbürleri evde kalır. Hasta olup olmadığını da bilmiyor çünkü bazıları. Ama aniden ölüyor. Neden öldüğü de bilinmiyor. Normal defnediliyor. Bilmiyoruz ki test sayısı artmadan hasta sayısının veya bu virüsten etkilenen insan sayısı artmamıştı bir önceki yıla işte göre. Tabii doğrudur. Ha yok işte ben onları bir bilelim. Ben de onu diyorum yani. Varsa o zaman doğrudur. Fazla olmamış demektir. Şimdi bizim için bu rakamlar önemli. Bugünkü şartlarda bu şeylerimiz, hastanelerimiz yeterli. Gelenleri şeyde biliyorlar, tedavileyebiliyorlar, evet. Karşılayabiliyorlar yoğun bakım ünitelerimiz. Ama yarın burada aniden bir patlama meydana gelirse, bir dalga olursa onu karşılayacak gücümüz var mı bilmiyorum. İnşallah vardır. Ben bunu iş olsun diye sadece söylemiyorum ama bu noktada bizim test sayısını artırmamamız ihtiyacımızın ne kadar olduğunu göstermiyor bize. Örtüyor. Onun için bu noktada ben özellikle diyorum. Biz yeterli miktarda test yapmadan durumumuzu ne olduğunu bilemeyiz diyorsunuz. Peki Sayın Genel Başkan, denildiği gibi gerçekten Türkiye'de işte kılıfa, maskeye, kıyafete ihtiyaç yoksa bunun paylaşılıyor olması dayanışma anlamının açısından önem arz etmez mi? Tabii eder. O zaman gariban ülkelere gitsin. Niye Amerika'ya gidiyor? Amerika'ya gerek yok diyorsunuz. Evet. Yani ben ille de bu noktada bizim fazlamız varsa, bunları hazırlıyorsak, biz niye başkalarına... Ya Amerika'nın bize ihtiyacı mı var Allah aşkına ya? Ama kabul etti, geri göndermedi, istemiyor. Elbette çünkü ya bunlar aç gözlü. Başka yerde milyonlar ölse, kendisinde 3 tane öleni daha önemser. Onun için yani bizim onlar gibi olma, biz insancıl olmak mecburiyetindeyiz. Biz özellikle tarihi bağlı, ya İslam ülkeleriyle ilgili D8'ler bir kere toplanmadı bu sebepten dolayı. İslam Konferansı örgütü bir kere bir araya gelmedi bundan dolayı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Türkiye Cumhuriyetlerle beraber bir kere bir araya gelip bu konuda ne yapacağız, nasıl işbirliği yapacağız demedi. Bunun liderliğini Türkiye'nin yapması icap ederdi. Yapmadı. Ben bunu söylüyorum. Onun için Türkiye maalesef bu ülkelere önderlik edeceğine, o ülkeleri bir araya getirip daha güçlü hale geleceğine, Batı'nın merhametine sığınmış bir ülke konumundan çıkamıyor. Niye? Batı'nın merhameti derken efendim? Onu bakın, Batı'nın merhametini biraz daha açalım mı? Tabii oradan yardım bekliyorlar. Hangi yardım? Ekonomik yardım. Evet. Şu anda bizim tam takır, hazinede para yok. Ekonomi konuşacağız. Sayın Genel Başkanım şunu da sormak istiyorum. Özellikle yine rakamlarla hükümet açıklamalarında fiziki anlamda Türkiye'nin çok iyi bir yerde olduğunu, yoğun bakım açısından Avrupa'da örnek bir ülke olduğunu, yeni hastanelerin bu anlamda çok vatandaşın katkı sağlayıcı bir duruma ortaya çıkarttığını, dünyada koronavirüsle ilgili yapılan tedavide hiçbir vatandaştan para almayan tek ülke olduğun gibi örnekleri ortaya çıkartıyorum. Bu açıdan baktığınız zaman... Şimdi bunlar güzel şeyler ve güzel iddialar. Ancak bu noktada
yardım alamayan, alamadığını dile getiren insanların Türkiye'de cezalandırıldıkları vaki mi değil mi? Mesela? Gazeteciler işte, 3 tane gazete, bilmem bu televizyonlar, ambargo kondu, kapatıldı. Haber bültenlerini Fox TV'nin, isim vererek söylüyorum, buyurun, yayınlanmasına 3 kere izin vermediler. Niye? Farklı fikirleri söyledikleri için. Siz herkesi susturacaksınız. Sadece sizin gibi düşünenler, bilgiye kavuşanlar konuşacak. Başkaları konuştuğu zaman da hainlik yapıyorsun diyeceksiniz. O zaman Türkiye zaten güllük gülistanlık. Çünkü kimse gerçekleri söyleyemiyor ki. Başka şeyler söylediğiniz zaman suçlu ilan ediyorsunuz. Düşman, devlet düşmanı, hain ilan ediyorsunuz. Ya bunu bıraktık. Belediyeler, halkın seçtiği belediye halka yardım vermek için kampanya tertip edecek. Yapacağız dedi. Dediler ki o paralel devlet oluyorsunuz. Olmaz, size izin vermem. AK Parti belediyeler tek, yapabiliyor. Tek çat altında olmuş olması, tek çat altında yapılıyor olması. Olmaz. Tek çat altında yapılması bu işin yapılamaması manasına gelir. Çünkü iş parça parça. Her il kendi içinde, her ilçe kendi içinde bir bütün. Siz bunu bu şekilde dağıtır, mahalli idarelere imkan tanırsanız, mahalli idareler bu işi daha verimli yaparlar. Amaç dışı çıkabilir mi acaba o zaman bu birden fazla yerden yapılıyor olması? Peki de bugün bunu yapanlar mi? AK Parti propagandası yapıyorsa bu amaç dışı değil midir? Evet, yani bu şu anki haliyle propagandaya mı döndüğünü tam manasıyla şu anda yapılan iş bu propagandayı AK Parti diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunu AK Parti olarak biz yaparız. Siz yaparsanız hainlik etmiş olursunuz diyor. Evet. Biz de diyoruz ki ya bu ya politize olduğunu sağlıyorsunuz. Tabii tam manasıyla kendilerinin dışında vatandaşa yardım eli uzatanların hepsini paralel devlet gibi görmek demokrasiyi kabul etmemek demektir. Peki Sayın Genel Başkan şunu konuşalım. Özellikle tabii dünya ekonomik anlamda büyük bir çıkmaz içerisinde. Ve önümüzdeki süreçte 1-2 ay sonra bunun etkisinin daha da hissedileceği savunuluyor. Avrupa Birliği içinde dayanışma yoksulluğunun ötürü sesler çıkmaya başlandı. İşte İtalya çok sitem etti, kimse yanında yoktu diye. Orada aslında Türkiye'nin göndermiş olduğu yardımlar da gündeme geldi. İşte bak biz oradaydık denildi. Ekonomik anlamda dünyayı bekleyen sürece ilişkin bir görüş almak istiyorum. Sonra Türkiye'nin ekonomi tablosunda konuşalım. Şimdi bu konuda sizin önerileriniz de vardı yakın zamanda kamuoyuna. Yani burada bütün dünyada Amerika Birleşik Devletleri, yani bir defa şunu alalım. Dünya ekonomik sistemi dediğimiz zaman bütün dünya ile ilgilenen bir kuruluş var, IMF. Onlar bütün dünya ile ilgili olarak düşünceleri var, politikaları var, deklare ediyorlar IMF'in. Dünya Ekonomi Forumu. Avrupa ile ilgili Avrupa Merkez Bankası var. Bunlar da Avrupa satında bütün ülkeleri değerlendirerek bir politika oluşturuyorlar. Evet. Ama IMF'nin hemen arkasından aslında Federal Bank geliyor Amerika'nın. Çünkü dünyada en güçlü banka Federal Amerika'nın Merkez Bankası. Merkez evet. Bankası diyoruz da bizim o devlete bağlı bir şey değil Amerika'daki. 9 tane banka bir araya gelerek Federal Bank'ı kurmuşlar. Yani onu unutmamak lazım. Ama onların başkanını Amerika Cumhurbaşkanı atıyor. O da ayrı. Yönetim kurulunu. Fakat bu bankaların ortaklığıyla kurulmuş. Şimdi bunlar dünyada tabii iddialar farklı. Bir, artık klasik dolar, euro, avro, sterlin bu paraların dönemi bitti. Şimdi bundan sonra Bitcoin dönemi başladı diye bir iddia var. Bu konuda ciddi çalışmalar var. Bazı merhaleler kat ediyor bunlar. Bunlar zaman içinde daha etkili bir hale gelebilecekler. Bir de mevcut klasik dönemle giden banka sistemi var. Ama artık merkez bankaları devreye girdi. Çünkü doğan boşluğu hiçbir banka tek başına çözecek güce sahip değil. Çünkü kendi nakit imkanları buna müsait değil. Para basma yetkisi olan merkez bankalar, yani Amerika Federal Bankası para basma yetkisine sahip. Avrupa Merkez Bankası
para basma yetkisine sahip. Bir de İngiltere var. Çünkü İngiltere bu ikisinin de dışında. Onlar da para basma yetkisine sahipler. Bunlar dünyadaki para sistemini kendileri istikametinde kullanmak için bir çaba içindeler. Avrupa'da da Amerika'da, Avrupa biraz daha geri kaldı. Amerika'da faizler sıfır. Neden? Çünkü sanayi artık bir faiz yükünü kaldıracak performansı gösterme imkanına sahip değil. Evet. Bundan dolayı da en azından insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için garibanların hepsine birden nakit yardımlar yapılabiliyor. Küçük esnafı ayağa kaldırabilmek için onlara destekler veriliyor. Büyük şirketlerin de batmasını önlemek, kolaylıkla el değiştirmesine engel olmak için onlar da politika üretiyorlar. Bakın bu üçü de ayrı özellikler. Bir, insanlar fert fert kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar her birine bir paranın ulaşması lazım. Evet, herkes bir metot bulmuyor kendine göre. İki, küçük işletmeler. Küçük işletme dediğimiz zaman Avrupa'da, Amerika'da da özellikle 250-500 kişiye kadar işçi çalışanlar küçük işletme sayılıyor. Ondan sonrakiler de büyük işletmeler. Türkiye'de ise biz 50 ile 100 kişiye kadar olanları 50 kişiyi küçük işletme sayarız. Ondan sonrakiler bir kısmı orta büyüklükte, bir kısmı da büyük işletme yerine geçer. Türkiye ise ısrarla söylediğimiz bunları korumak mecburiyetinde. Sistem olarak bizim hazinede paramız kalmadı. Eğer bu kriz çıkmasaydı Türk ekonomisi zaten iflas etmiş noktaya gelmişti. Bu krizle bu daha hızlandı, derinleşti. Merkez Bankası'nda para yok. Mevduat fonlarını karşılamak değil. Şu anda bizim oraya yatırılan, dışarıdan gelip de bunu al, yüksek faiz veriyorsun diye para yatıranların paralarını bile kullandırmışız biz. Ne yapacak Merkez Bankası? Merkez Bankası bugünkü şartlarda yeni bir ekonomi model belirlemek mecburiyetinde ve yeri geldiği zaman da mutlaka ihtiyacı karşılayacak kadar para basmak mecburiyetinde. Nedir yeni model? Bunu hükümet kendisi belirleyecek. Ha, biz olduğumuz takdirde söylediğimiz şuydu. Aslında yapılması icap eden şu. Bir, şu anda Türkiye'nin bir numaralı meselesi insanların, fertlerin hangi seviyede olursa olsun kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir kaynağı onlara vermek lazım. Onun için biz dedik ki kişi başına 1.000 lira verilsin. Kişi başına 1.000 lira demek 4 çocuklu bir aile için 6.000 lira demektir. Birkaç ay kendisi bununla bu yağla kavrulabilir. Arkasından gerekiyorsa yeniden bir kere daha verilebilir. Efendim ama siz herkese 1.000 lira deyince zenginler de var. Ben eminim ki zenginler bu paraya iltifat etmez zaten. Edenler bile alır bunu, gene başka yakınlarına verirler, fakirlere, düşkünlere verirler. Ama bu en azından doğacak psikolojik havayı ortadan kaldırır. Yani toplumda bir açlık, ihtiyacını karşılayamama diye bir sıkıntı ortadan kaldırır. Bunun kaynağını nasıl oluşturabiliriz? İşte diyorum ya, yeri geldiği zaman Merkez Bankası kaynaklarıyla bu yapılır. Çünkü şu anda böyle bir sıkıntı var. İki, küçük esnaf, özellikle bizde 100 kişiye kadardır. 50-100 kişi, hatta belki yerine göre 250 kişi bile olabilir. Ama az işçi çalıştıran yüz binlerce, birkaç milyon esnafımız var. Bu esnafa devlet el uzatmak mecburiyetinde. Rakamlar açıklanıyor, uzattık deniliyor. Vatandaşa bireysel onun anlamda evet, yapılan açıklamalar var. Evet, git bankadan %9 faizle kredi al diyorlar. Nasıl olmalı peki? Yani tamamen faizsiz ya destek bu, mi olmalı? Elbette. Bu karşılıksız olmadan olmaz. Bu ille de bu küçük işletmelere şey verilecekse, hibe edilecek manasına gelmiyor. Borç verilecekse bile esnaf o borcu ödeyecek güce kavuştuğu zaman bu paranın geri tahsil edilmesi icap ediyor. Dünyada örnekleri var mı bunu Sayın Genel Başkan? Özellikle şimdi bu Amerika, tip yardım yapan şöyle, ülkeler açısından. Şimdi Avrupa'da bazı ülkeler yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu kısmen yapılıyor. Geçmişte de 2008 yıllarında bu konu gündeme geldi. Ne ölçüde kullanıldı şu anda bilmiyorum. Ama herkese $1000 gibi bir rakam o zaman da telaffuz edilmişti. Çünkü bu piyasayı canlı tutmak için insanlar bir ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Böylece psikolojik fertlerdeki tavır bozulmuyor. İki, bunu temin eden küçük esnaf
ayakta duruyor. En önemli konu bu, ikisini birden ayakta tutmak. Evet. Şimdi öbür tarafta küçük esnafa siz iki türlü destek vermek mecburiyetindesiniz. Bir, şu andaki devlete olan borçları. Devlet veya büyük müesseselere, işte elektrik, doğalgaz, bilmem mi, akaryakıt gibi faturaların, su, bunların mutlaka faizsiz bir şekilde ertelenmesi icap eder. Bakın tekrar söylüyorum, esnaf bu yükün altından kalkabileceği noktaya gelene kadar. Yoksa 3 ay sonra başla, 6 ay sonra başla. 6 ay sonra bu kriz devam ediyorsa esnaf bunu ödeyemez ki. Evet. Bunu belli bir mantıkla tertip edecek, devlet düzenleyecek bunu. Bu konu ikisi olduğu takdirde üçüncüsüne geliyorum. Üçüncüsü büyük şirketlerdir. Şimdi büyük şirketler artık üretimlerini yapamıyorlar. Mal satamıyor, ihtiyaçları karşılayamıyorlarsa, işçisinin ücretini ödeyemiyorsa batma noktasına gelir. Borsada başladı krizler. Fiyatlar birdenbire 100'den 70, 80, 50 aşağı doğru iner. İşte stratejik önemi haiz büyük şirketlerin dünya devleri tarafından hortumlanmaması, yutulmaması için devlet yeri geldiği zaman araya girmeli, buna izin vermemeli. Bu üç konu çok önemli. Ha, bir dördüncüsü ki bu aslında hem sanayi ile ilgilidir, hem üretimle ilgilidir. Tarım ayrıca ele alınmalı. Çünkü insanın karnı tarım ve hayvancılıkla doğru. Tarımı soracağım. Şunu araya girip şu soruyu sormak istiyorum. Diyorsunuz ki mutlaka vatandaşa para verilmeli, kişi başı 1.000 lira olmalı bu. Esnafa verilen kredinin faizi olmaması lazım, destek olması lazım. Geri alınacağı zaman da mutlaka iyi belirlenmesi lazım diyorsunuz. Evet. Dünyadaki örneklerinden bahsediyorsunuz. Evet. Ama dünyada birçok ülkenin de sağlık hizmetlerini bile ücretli yaptığını, özellikle virüs gibi bir pandemi durumunda bile sağlıktan para almadan yapmadığını duyuyoruz. Bunu nasıl efendim örnekleyebiliriz? Şimdi o dediğiniz çok istisnaidir. Çünkü Avrupa'nın her ülkesinde sağlık insanlar için bedavadır. Sosyal devlet anlayışı gereği. İngiltere'de yaşayan herkes sağlık hizmetlerinden bedava yararlanır. Şimdi bunu alıp abartmaya ihtiyaç yok. Ha, istisnalar var mıdır? Bazı yerlerde bu sistem istenildiği gibi çalışmayabilir mi? Ha, bu var, doğru. Bazı yerlerde ve mesela ben İngiltere'den de bilmem İsveç'ten de bazı yerlerden de haberler geliyor. Adam hastalanıyor, kendisinin beklentisine cevap verecek bir tedavi kendisine uygulanmıyor. Bunlar vakıa. Ama bunların varlığı orada sistemin bütünüyle çöktüğü manasına gelmez. Bunu bilmek lazım. Amerika hariç burada. Sadece Amerika tam vahşi kapitalist anlayışıyla devlet garibanın sağlık giderini benim cebimden bana danışmadan ödeyemez diyor zenginler. Bunlar bu kadar, hakikaten bu kadar duyarsız. Fakir fukaranın ölümü, eziyet çekmesi umurunda değil. Amerika onun için farklı. 50 milyon civarında sokakta yaşayan insan var. İnsan var. Amerika için söylüyorum ama Türkiye öyle değil. Türkiye'de temel olarak biz sağlık giderlerimiz ister SSK olsun, isterse diğer emekli sandığı olsun birleştirildi zaten. Bunlar tarafından karşılanır, karşılanması icap eder. Bizde prensip itibariyle sağlık zaten bedavadır. Ha, siz daha iyi hizmet almak istiyorsanız, imkanlarınız varsa gidersiniz. Özel hastanelerde tedavi olabilirsiniz. O da ayrı bir iş. Evet. Peki dünyada ekonomisi güçlü olan ülkeler, işte İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika gibi, işte Çin gibi vesaire ülkeler var. Virüsten sonra ekonomik anlamda çıkmaza girecek sürpriz ülkeler var mı kafanızda? Elbette. Yani benim kanaatim Avrupa'da da aslında İtalya gibi bazı ülkeler zaten bir takım sıkıntının içine girmeye başlamışlardı. Yani bununla karşılaşacağız biz. Avrupa da karşılaşacak. Bunu nasıl çözer Avrupa bilmiyoruz. Amerika bile daha henüz nasıl çözeceğinin tam farkında değil. Bundan dolayı Trump ille de her gün televizyona çıkıyor, her gün istisnasız basın toplantısı yapıyor. Her basın toplantısında da işte yakında Mayıs ayının içinde
bitecek. Bütün yani. İş bitecek ve biz bütün fabrikalarımızı, tesislerimizi çalıştıracağız diyorlar. Ama ne ölçüde başarılı olacaklar henüz kimse bilmiyor. Avrupa'da da bilmiyor. Şimdi ben esas burada söylemek istediğim şu. Bizim gibi ülkeler farklı ülkeler. Biz burada kazanç çıkamaz mıyız bu süreçten size göre? Çıkabiliriz. Ama işte demin tarıma bunun için girdik. Lütfen. Bizim devletimiz ne yapacağını bilmeyen bir anlayışa sahip. Şimdi düşünün siz bir ülkede 20 yıla yakındır iktidarda bulunan bir parti. Bundan 90 sene önce kurulan tesislerin tamamını yıktılar. %90'ını. Özelleştirmeden bahsediyorsunuz. Tabii. Ama özelleştirme değil. Özelleştirdi. O özelleştirme neticesinde fabrikaların çoğu yıkıldı. Yerine yüksek binalar inşa edildi. Parklar yapıldı. O tesisler devam etmedi. Onun için özelleştirme olmamalı mıydı? Olmamalı değil. Olsun. Evet. Biz özelleştirmenin karşısında değiliz. Yalnız. Usul ve yöntem de mi? Yok. O tesislerin hayatiyeti devam etmeliydi. Veya yeni aldı birisi bir yere. Kapandı. Dedi ki tamam ben burayı aldım. Burada şimdiye kadar 500 kişi, 300 kişi çalışıyordu. Bu işte ben aynı şekilde devam etmeyeceğim. Şöyle bir tesis kuracağım ama orada 300 kişiyi, 500 kişiyi çalıştıracağım. Deseydi ellerinden öperdim o zaman. Ama bunu demeleri icap ederdi. Halbuki onların yerine hep AVM'ler kuruldu. Yüksek inşaatlar yapıldı. Düşünebiliyor musunuz siz bir ülkede bütün şeker tesisleri yok edildi. Şeker fabrikaları. Biz şimdi şekeri dışarıdan ithal etmek mecburiyetindeyiz. Artık kendi şekerimizi kendimiz karşılayamıyoruz. Şeker demek pancar demektir. Pancar demek pancar çiftçisi Türkiye'de en geliri yüksek olan çiftçiydi. Aynı zamanda şeker üretiminde küsbe çıktığı için hayvancılık besleniyordu. Hayvancılığa destek veriyorduk. Biz bunların hepsini kaybettik. Türkiye kendine yeterli malzeme, mal üretemeyen bir ülke konumuna düştü. Onun için 4,5 milyon işsiz vardı. Şimdi bu işsiz sayısı çığ gibi büyüyor. %14,5'tu. Şimdi %24'lerden, %28'lerden, %30'lardan bahsediliyor. Niye? Çünkü esnaf çalışıp bir şey üretemiyor ki yanında insan çalıştırsın. Ama şu da var ki tarım alanındaki çalışmaları beğenmeyen ciddi bir kitle de var. Bu insanlar. Şimdi ben esas zaten tarıma geleceğim. Yani biz üretimi artırmadan her sahada, üretimi artırmadan Türkiye güçlü bir ülke haline gelemez, işsizlik problemini çözemez, zenginleşemez, etkili bir ülke haline de gelemez. Ancak üretim dediğimiz zaman bir numaralı sektör tarım, hayvancılık ve gıdadır. Bir numara. Çünkü biz insanız, karnımız doymadan yaşayamayız. Tarım bugün arazinin %10'u ekilip biçilmiyor. Niye? Hükümetin bunu bilmesi lazım. Çiftçi emeğinin karşılığını alamazsa ekip biçmez. Yıllardır hala bizim çay üreticimiz de şikayet eder, fındık üreticimiz de şikayet eder, buğday üreticimiz de şikayet eder. Baklagilleri üretenler de. Neden? Çünkü yaptıkları, sarf ettikleri emeğin karşılığını hasat zamanı alamıyorlar. Girdileri çok yüksek. Tohum fiyatları yüksek. Fide fiyatları yüksek. Mazottaki vergiler çok yüksek. Elektrikteki vergiler yüksek. İlaçtaki, gübredeki vergiler yüksek. Bu vergileri ödeyince onun karşılığında konulan fiyatlar masrafları karşılamıyor. Halbuki çiftçi kar ettiği zaman daha fazla yatırım yapar. Daha çok emek verir. Tarla bedava. Tarla Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Onun için bir numaralı mesele Türkiye'de ekilmemiş arazi kalmayacak. Hazine arazilerinin veriliyor olmasına ilişkin kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hazine arazileri de bunun içine dahil. Zaten hazine arazisi vesaire diye de benim dediğim ekilebilir arazi diyorum ben. Şahıslar değil. Ekilebilir arazilerin tamamının ekilmesi icap eder. Evet. Devlet bu tedbiri alacak. Ayrıca her ürün için politikalar belirleyecek. Ürün sahipleri, malları pazara çıkacağı zaman açıkta kalmayacaklar. Ya ben buğdayımı ürettim. Normalde hükümet koymuş 150 kuruş fiyat
Ama şimdi ben bunu satamıyorum. Ofis almıyor. 110 kuruş verirsem veririm diyor. Alırsam veririm diyor tüccar. Bu duruma soktun muydu sen çiftçiyi? Çiftçi bir daha o işe girmek istemez. Onun için mutlaka toprak mahsulleri ofisi gibi, fisko birlik gibi kuruluşların mutlaka devrede olması icap eder. Şeker fabrikaları pancar üretimi için böyle bir görev ifa ediyordu. Ama bunların hiçbirisi yok şu anda maalesef. Çalışmıyor. Olmaz. Yani siz oturduğunuz koltukta çiftçinin ihtiyacını karşılayamazsınız. Şöyle bir soruyla açalım bu konuyu. Mesela efendim çaydan örnek vereyim ben size. Evet. Yaklaşık her yıl çay bölgesine, rakam yaklaşık yanlış anlaşılmasın, 40 bin civarında Gürcü işçi geliyor. Günlük yevmiyesi 200-250 TL civarında. Yemekte aslında mal sahibi veriyor, büyük bir bölümde yemek veriliyor. Onun yanında Rize'de mesela 25 bine yakın işsiz insan var. Yanı başındaki işi yapmayı kabul etmiyor. Geliyor Gürcü parayı alıyor. 70 milyon dolar diyen var. 80 milyon dolar diyen var, rakamlar değişken. Evet. O kadar rakam yurt dışına gidiyor bizim çay bölgesinden. Evet, Trabzon, Artvin, Rize. Peki bunu niye bağlarsınız? Biraz vatandaş olarak da acaba bu konuda bakışımız mı değişiyor Sayın Genel Başkan? Yani bu da devletin politikalarıyla ilgilidir. Siz eğer insanı karnını, yani çalıştığı zaman kendisini tatmin eden bir ücret vermezseniz, bu sefer adamlar tembelleşmeye, devlete muhtaç. Şimdi öyleleri var ki, şimdi bakın Türkiye'de işsiz sayısı 4,5 milyon deniyor. Aslında fiili işsiz sayısı 4,5 milyon değil. %14,5 ediyor bu. Yaklaşık olarak 8-9 milyon. Gerisi ne yapıyor? Gerisi devletten 400-500 lira civarında sosyal yardım alıyor. Eğer ben işsizim dersen bak bu parayı alamazsın diyorlar. Adam 500 liraya ben işsizim diye gitmiyor. Devlet politikasıdır aynı zamanda insanı çalıştırmaya sevk eden. Şevk duyacak, heyecan duyacak. Çalışırsam daha fazla kazanırım diyecek. Siz bu havayı oluşturmazsanız insanlar elbette miskinliğe, tembelliğe alışıyorlar. Devletin verdiği 500 lira, 600 lira inan, 600 lira değilse 400-500 lira. Bununla idare edelim diyor. Bu politika yanlış. Bir defa biz bunu söylüyoruz. Tekrar tekrar. Ha biz iş isteyen adama bu desteği vermemiz icap eder. İşsizlik fonu bunun için var. Ama işsizlik fonunda para kalmadı ki. Çarçur edildi gitti. Devlet israfta Türkiye'de bir numaralı kurum. Neden? İsraf. Harcıyor. Mesela hangi alanlarda israf var size göre? Hangi alan derseniz bunu bakın ben ileri gidiyorum. Köprülerden tutun İstanbul kanalına kadar bunlar israf, üretime katkı sağlamayan her yatırım israftır. Bir binayı yıkıp yerine daha yükseğini yapmak israftır. Eğer o bina kullanılabilecekse. Efendim siz... Genişletmek, büyütmek o da mı israf peki size? Ya diyelim ki bina var 5 katlı, 10 katlı lazım size. Elbette israf. Onun için diyorum. Ondan önce siz o insanların iş bulacakları sahalara yatırım yapacaksınız. Onları destekleyeceksiniz. Sonra devlet o işin içine girmeden o insanlar ihtiyaçları bulan yatırımları, binaları yapacaklar. Şimdi biz öyle yapmıyoruz. Biz bunu bir rant kavgası haline getiriyoruz. Oradan da belli çevreler milyarlarca parayı kotarıyorlar. Türkiye'deki milyarlar sayısı arttı. 1 milyondan fazla parası olan bankada insanların adedi 100 binlerin üzerinde, 1 milyona yakın. Bu ne demektir? Birileri havadan para kazanıyor demektir. Para yiyor demektir bu. Siz bunun önünü almazsanız bu da çok büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz manasına gelir. Onun için ben tekrar diyorum bakın. Tarım için söylediklerim, çay içinde. Elbette bu dediğiniz problem vardır. Ha 40 bin, ben 40 bin rakamını duyunca birazcık rahatladım. Ben önce biraz daha yüksek bir rakam, şöyle 170 bin falan diye duymuştum. 170 bini karşılamak biraz daha zor. Çünkü İstanbul'dan da o bölgelere gitmek isteyen takriben 400-500 bin insan var deniliyor. Tabii büyük bir kargaşa da meydana gelebilir. Ama Karadeniz'den aldığım bilgi şu,
Evet, bir sıkıntı çekeceğiz. Öyle gözüküyor. Ama bu sıkıntıya rağmen biz bugünkü çay sezonunu atlatabiliriz kanaati de var. Yani biraz daha yorulacaklar, biraz daha fazla çalışacaklar ama bu sıkıntıyı çay sezonunda atlatabilecekler gibi. Şöyle böyle veya böyle bir kısım insanlar da mutlaka gene bu sezon İstanbul'dan veya başka bölgelerden de oraya 40 bin olmasa bile bir miktar insan gidebilir. Ama benim esas... Gitti zaten. Bir miktar tabii, gitti zaten. Esas benim orada söylemek istediğim şey şu, bakın. Türkiye öyle bir noktaya gelmeli ki üretim bir numaralı meselesi olmalı. Evet, yani, ekonomiyle ilgilenen bakanlığın. Bir numaralı. Bu dönemden özellikle karlı çıkmak için özellikle üretim diyorsunuz, tarım diyorsunuz. Bu dönem için hepsinden daha önemli. Evet. Bundan önce de biz başka bir şey demedik. Mutlaka biz üretime dönük yatırımlara bütün gücümüzle destek vereceğiz. Devlet olarak. Bunu da faizsiz kredi olarak vereceğiz. Öyle efendim, bak faizler %17'ler, 18'lerde değil, artık %9'lara düştü, 7'lere düştü diye değil. Dünyada faiz sıfırsa Türkiye'de de o faiz sıfır olmak mecburiyetinde. Bizim sanayicimiz buradan aldığı %9'luk krediyle yapacağı bir tesis, kuracağı tesis, bir ticaret Amerikalılarla nasıl rekabet edecek? Hele de dolar böyle yükseldiği müddetçe bunun üstesinden gelmesi mümkün değil ki. Onun için mantık değişecek. Vergilendirme, kredilendirme bundan sonra mutlaka yeni kıstaslara göre belirlenecek. Evet. Bu olmadan olmaz. Bu olmadan Türkiye ayağa kalkamaz. Ama bu kritik dönemde Türkiye eğer bu meseleyi ciddi olarak ele alabilirse bunun üstesinden gelebilir. Ancak bak burada bir şey söyleyeyim. Siz gene sorunuza devam edin. Bugünkü iktidarın mantığı değişmeden bu iktidarın bu işi yapması mümkün değil. Bu arkadaşlar yolsuzluk, israf, rüşvet umurlarında bile değil. İçlerinden çıkıp da ben onu hiçbir zaman unutmuyorum. Bir ilçe başkanı seçime giderken biz bizim hırsızımıza sahip çıkarız demişti. Ben bunu hiç unutmuyorum. Bizim içimizde hırsız yaşayamaz demiyor. Var olduğunu görüyor. Biz bizim hırsızımıza sahip çıkarız. Bu mantık değişmediği müddetçe Türkiye ayağa kalkamaz. Güçlenemez. İşsizlik problemini de çözemez. Başka rakamlar söylenebilir. İşsizlik rakamına bakarım. Milli gelir iyice her sene düşüyor şimdi. Ona bakarım. Türkiye'nin dış ticaret dengesine bakarım. İthalat ve ihracat arasındaki farka. Borçlarına bakarım. Evet. Bunlarda eğer bir denge varsa, ha Türkiye'nin ekonomisi o zaman iyiye gidiyor demek durumunda olabiliriz. Sayın Başkan, şunu sormak istiyorum. Mesela hükümet özellikle Suriyelilerle ilgili çok eleştirildi. İşte 4 milyona yakın Suriyeli'yi Türkiye'ye aldı. Onlara ciddi anlamda ekonomik olarak para harcadı. Bu insanlara gereğinden fazla yardım ederken kendi vatandaşlarını ihmal ettiği de yorumlar yapılıyor. Bir yandan zor durumda olan, düşkün durumda olan insanlara yardım ettiği için eleştiriliyor hükümet. Öbür yandan ise az önce siz de değindiniz, bunu zaman zaman duyduk medyada da farklı isimlerden. İşte neden Türkiye zor durumdaki ülkelere yardım etmiyor? Bir yandan yardım ettiği için eleştirilen hükümet, diğer yandan niçin yardım etmiyor diye eleştiriliyor. Ve burada da hükümetin savunuşu şu, biz elimizi uzatıyoruz. Çünkü insanlığın dayanışmasına biz her zaman inanıyoruz diye bir cümleleri de var. Evet. Nedir efendim bu konudaki görüşünüz? Bakın, bir defa Suriye meselesinde bir numaralı mesul bu iktidarın kendisidir. Sayın Cumhurbaşkanı Şam'da namaz kılmayı söylüyordu. Ona güvenerek insanlar ayaklandılar ama arkasını getiremediler. Çünkü Türkiye Suriye'de bir Rusya'nın varlığını göremedi. Göremeyince de bugünkü manzarayla karşı karşıya kaldı. Kan gövdeyi götürdü. Bundan dolayı insanlar Türkiye'ye sığınma mecburiyetini hissettiler. Suriye'de zaten bir kargaşa var. DAEŞ'i var, El Nusra'sı var, bilmem Özgür Suriye ordusu var, PKK'sı, PYD'si, YPG'si var. Bütün bu kargaşanın içinde mağdur olan insanlar Türkiye'ye sığındı. Hükümet de kendisi bunun sebebi olduğu için bunlara bakmak mecburiyetini hissetti. Burada başka bir husus daha var.
Buraya gelenler sığınmacı olarak geldiklerinden dolayı Avrupa dedi ki biz size yardım ederiz bunların Avrupa'ya gelmesine engel olursanız. Ve bugüne kadar da vaatlerini tam olarak yerine getirmedilerse SED'e, Türkiye'ye bunların karşılığında bir takım yardımlarda bulundular. Hükümet burada çok çok 3 milyar dolar, 4 milyar dolar civarında bir para gelecekti. Hükümetin iddiası zannediyorum ki 1-1,5 milyar dolar civarında. Büyük bölümü yerine geldi. Gerisi gelmedi. Evet. Dinliyorum. Ama buna rağmen gelen para oldukça büyük bir paradır. Ve o para bu mültecilere dağıtıldı. Hepsini karşılamadı belki. Çünkü bu mültecilerden bir kısmı mesela Antep gibi yerlerde sermayesi olanlar kendileri yatırım yaptılar. Bazı yerlerde çalıştılar, kendileri iş kurdular. Bazı yerlerde işçi olarak çalıştılar. Tabii bunun mahsuru şurada. Bu çalışanların büyük bir kısmı bizim işçimiz gitse normal asgari ücretten ücret alacak, vergisi ödenecek, sağlık giderleri karşılanacak. Onlar gittiği zaman hiç bunların çalıştığı gösterilmiyor. Açıktan kendilerine yani 2 milyona yakın para verileceğine al sana 1000 lira. Bilmem 1000 lira, 1200 lira, 1500 lira para deniliyor. Vergisi vesairesi de ödenmeyince bu sanayicinin, esnafın işine geliyor. Yani buradaki müsebbip gene iktidarın yanlış dış politikasından kaynaklanıyor. Suriye ile böyle bir problem 15 sene önce yoktu ki. Niye çıktı? Ama o zaman da terör örgütüyle ilgili problemler vardı. Tamam, terör örgütüyle mücadele ediliyordu, edilsin. Bizim bir defa biz şunu hep söyledik ya, bundan bile ders alamıyorlar hala. Terör örgütlerinin esas besleyicisi Amerika ve İsrail'dir. Onlar destekliyor. Son zamanlarda Rusya da girdi kısmen. Şimdi ama biz Amerika'ya yardım gönderiyoruz. Ama bu insani boyutlu olarak değerlendirilemez mi Sayın Genel Başkan? Nasıl? Yani şu anki durum bir insani problem gibi, ya bu yardımı normal yardım gibi algılamamak... Ya ben Amerika'ya şuraya yapılan yardımları normal yardım gibi görmüyorum. Evet. Bu sadece hava atma işi. Amerika'nın buna ihtiyacı yok. Varsa bile ya biz Amerika'dan önce başka yerlere yardım... Yani bir yerde muhtaç bir insan varken... Amerika gibi zengin bir ülke diyor ki arkadaş ben bocalamaya başladım yahu benim insanlarımın bir kısmı normalde almaları icap ettiği kadar ücret alamıyorlar. Çok daha zor duruma düştüler. Onların normal gelirleri aylık 2000 dolarken şimdi 1000 dolar alıyor garibanlar, mağdurlar. Hadi şunlara biraz destek ver. Ya bu lafın peşinden gidilmez. Ve Amerika şu anda bu terör örgütlerini destekliyor. Fiziken, alenen resmen destekliyor. Yani bu gizlice destekliyor manasına değil. PKK sadece terör örgütü olarak ilan edildi. Ne PYD ne YPG bu terör örgütlerinin içinde sayılmıyor. Onun için böyle bir noktada bile bir tavır, daha şahsiyetli bir tavır sergileyemiyorlar. Onun için ben iktidarın ekonomi konusunda bu problemleri çözebilme ihtimali görmüyor. Kafa yapıları müsait değil. Evet. Peki. Meselelere yaklaşım itibariyle söylüyorum. Evet. Peki. Şimdi biraz da başka bir gündem konusuna bakalım istiyorum. Özellikle Diyanet İşleri Başkanı'nın bir hutbe esnasında söylediği bazı sözlerden sonra Ankara Barosu'nun açıklaması bir anda gündemin seyrini değiştirdi. Evet. Özellikle Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbede konu ettiği mevzunun bir dini yaklaşım olduğunu savunan kitle diyor ki ya bu dini bir konudur. Neden buna baro açıklama yapma gereği duydu? Sizin konuya ilişkin yaklaşımınızı merak ediyorum efendim. Ben bunu basın toplantısında birkaç kere de dile getirdim. Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklaması gayet yani Diyanet İşleri Başkanı Türkiye'deki İslami kesimi temsil eden bir açıklamadır. Ve bu açıklama bizim inancımıza tercüman olma manasına gelir. Buna baroların tepki göstermesini ben pek yani doğru bulmuyorum. Samimi diyemeyeceğim çünkü belki de samimiler bu konuda. Ama ben mesela onların infaz kanunu çıkarken buradaki aksaklıkları daha ciddi sorgulamaları icap ederken onu yapmayıp
Orada da yaptılar. Samimi dediniz de orayı biraz daha samimi derken yani nedir tam olarak kastetmek istediniz? Yani samimi dediğim şu. Burada başka ön yargılar hakim. Onu söylemek istedim ben. Evet. Bakın benim bir kanaatim var. Bunu burada da bir defa daha söylemek istiyorum. Türkiye'de belli kesimler özellikle ben bu noktada sosyal demokratlara da milliyetçi geçinenlere de, milliyetçilere de, sadece geçinen değil, milliyetçiler bir hakikaten milliyetçi durum var. Maalesef burada farklı milliyetçilikler var. Yani Türk milliyetçiliğini de aşırı götürüp başka ırktan olanları yok sayanlar var. Bilmem Kürt milliyetçiliği yapıp başka meseleleri kendilerine göre yorumlayanlar da var. Ben bütün bunlara hitaben diyorum ki Türkiye, başka izimler de var. Türkiye'de toplum olarak biz bir bakıma şöyle diyeyim, İslam'la barışmak mecburiyetindeyiz. Bu arkadaşlarımız bu duyguyu bir türlü hissetmiyorlar. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bir, bugün iktidar partisi eksiklikleri var, yanlışlıkları var. Biz bunları dile getiriyoruz. Deminden beri de ben bunları dile getirdim. Ama halkın talebine ve hissiyatına tercüman olan adımları da var. Bir başörtüsü problemini çözdüler. Başka? Bir İmam Hatip meselesini çözdüler. Ama öyle bir noktaya götürdüler ki iş artık İmam Hatip meselesinin ötesinde eğitim problemi olmaya başladı. Buna benzer tayinlerde de yani bir başörtüsü meselesi hakikaten eskiden ciddi bir problemken bugün başörtülü hanımlar okuyabiliyorlar, yüksek mevkilere gelebiliyorlar, kendi işlerini kurabiliyorlar. Bunların önünün açılmasını ben önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi şunu arkadaşlar unutmasınlar. Tarihimizi bir gözlerinin önüne sersinler. Son özellikle 30-40 sene içinde askeri müdahalelere 12 Mart dahil, 80 ihtilali dahil, bilmem 28 Şubat dahil baksınlar ve buralarda inançlı kesime nasıl zulmedildiğini, nasıl bir tavır sergilendiğini görsünler. Ya millet isyan ettiği için bu noktada AK Parti'ye sahip çıktı. AK Parti, ben sizin bu problemlerinize çözüm üreteceğim dedi ve çözdü. Bunu da söylerken doğrudan doğruya söylemedi. Adalet duygusunu gündeme getirdi. Kendine göre liyakat duygusunu gündeme getirdi. Dürüstlüğü kendine göre gündeme getirdi. Bu noktada siyaset anlayışını gündeme getirdi. Ama hala bizim özellikle bu kesimin dışında kalan kişiler bir türlü İslam anlayışını benimseyen kitlelerin taleplerine cevap verecek bir anlayışa gelemediler. İslami benimsemekle ilgili neden problem yaşanıyor? Özgürlükleri savunuyor olmak ve öbür yanda İslami fikirlere tepki koymak. Evet, nedir işte bunun? Bunu ben anlamadım. Bu işte uzun zamandır Türkiye'de belli bir kesimin içine sürüklendiği açmaz. Bunun üstesinden gelmeden Türkiye'deki siyaset problemini normal bir mecra oturtmak mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Evet. Niye Diyanetçilerinin bu açıklamasına karşı çıktılar? Tamamen İslami anlayıştan dolayı. Başörtülü bir hanım öğretmen olmuş, televizyona çıkmış. Arkadaşlarımız ya rol model olarak böyle bir hanım nasıl gösterilir diye tepki gösteriyorlar. O zaman da vatandaş diyor ki vay canına ya. Cumhurbaşkanının söylediği doğru. Bunlar giderse bunlar gelecek canımıza okuyacak diye korkuyor. Halbuki bugün iktidarın yaptığı icraatları İslami bir nosyonla ele alsalar arkadaş, adalet devletin temelidir ya. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmadan olmaz. Bugün Türkiye'de adalet mekanizması zede aldı. Siz bunu yaparken
İnançlı olan kesimin adalet anlayışı, hak anlayışı farklı. Biz onlara itibar etmeyiz diyeceksin. Liyakat denildiği zaman, canım yani liyakat de layık da olsa, başörtülü bir hanım söz konusuysa, yani ille de gelip o mu oturacak? Yahu layıksa elbette oturacak. İlle de o oturacak değil. Layıksa, o işin ehliyse oturacak manasında söylüyorum. Evet. Dürüstlük, yolsuzluk, rüşvet, bu mevhumların hepsi ortadan kalkacak. Şimdi ben bu arkadaşlara sesleniyorum. Özellikle sosyal demokrat geçinen arkadaşlara da. Tam olarak sosyal demokratlara demiyorum. Çünkü sosyal demokratların büyük bir kısmı benim bu söylediğim mefhumları şu anda anladı ve kabul ediyorlar kanaatindeyim. Ancak siz eğer bu mefhumları aynı zamanda bizim inancımızın bir gereği, savunulması icap eden bir gereği olarak görürseniz, bakın o zaman meseleler nasıl değişecek? Bunların hepsi bizim inancımızdan kaynaklanan mefhumlar. Liyakat da, adalet de, dürüstlük de, şeffaflık da, denetlenebilirlik de. Yani bizde Peygamber Efendimizin komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurması sosyal dayanışmanın zirvesidir ya. Bunları en azından işe alarak, ya bir insanın başörtülü olup olmaması, bir insan başörtülüyse senin gözüne batıyorsa arkadaş, sen onlara karşı adil davranamazsın. Bunu da bu iktidar kullanır. Sayın Genel Başkanım, süremizi artık yavaş yavaş söz verdiğimiz süreyi açtık, evet, aslında. Arkadaşlarımızın söz verdiğimiz süreyi açtık. Ama şunu sormak istiyorum, infaz yasası ile ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Ama ben düşünce özgürlüğü konusunda söylemleriniz vardı. Tabii, ben orada da söyledim. Düşünce özgürlüğü, mesela tutup da bazı gazete köşe yazarlarını, bazı televizyonları, işte Fox'u cezalandırdılar. Bilmem sözcüyle ilgili bir takım cezai kararlar bazılarıyla ilgili aldılar. Bunları doğru bulmuyorum. Bir de mağdur olanlar var. Ya infaz, bunu af demediler, infaz dediler ama herkes biliyor ki bu örtülü bir af yasasıydı. Bu af yasasıyla normal şartlarda affedilemeyecek insanlar affedildiler. Hapishanelerden çıkıyorlar. Ama sadece sözleriyle, fiilleriyle değil, sözleriyle iktidarın hoşuna gitmeyen ifadeler kullananlar hala hapishanedeler. Burada hükümetin her zaman gündeme getirdiği bir açıklaması var. Terör suçu dışında hiçbir düşünceyle ilgili problemimiz yok deniyor. Evet. Siz her şeyi terör kapsamında müteala ederseniz o zaman bu söylediğinizin hiçbir kıymeti kalmaz. Siz sözü... Devlet sırları konusunda dünya örneklerini de şimdi ortaya bakın, çıkartıyorlar. Devlet sırları konusunda bile temkinli davranmak icap eder. Devlet sırrı dediğiniz Amerika'da da var bu iş. Başka yerlerde de var. Orada yargılamalardan örnekler veriliyor. Ancak bu suçlar ispat edildikten sonra insanlar cezalandırılır. Bizim burada söylediğimiz şey şu. Bütün eksiklik ve noksanlığına rağmen mahkemeler çalışıyor. Bazen adil olmayan kararlar alıyorlar. Ancak mahkemelerde usul tam olarak uygulandığında bir alt mahkemenin verdiği kararı bir üst mahkeme bozabiliyor. Kanunları veya yönetmelikleri de, kanun hükmünde kararnameleri de Anayasa Mahkemesi iptal edebiliyor. Bu prosedür içinde diyorum tekrar. Bir insan mahkeme kararıyla suçlu bulunmuşsa onun cezalandırılmasına şimdilik itiraz edemeyiz. O kendi prosedürü içinde yürütülecek bir iş. Ama sadece bir tedbir olan tutuklama, cezalandırma olarak iş görmeye başlarsa kusura bakmasınlar, buna da itiraz ederiz. Adamın suçu yok, ispat edilmemiş ama kullandığı bazı ifadelerden dolayı 5 yıldır hapiste ya. Evet. Olur mu böyle bir mantık? Buna biz doğru, bu isterse, bakın diyorum, isterse benimle alakalı, bizimle alakalı olarak da çok kötü fikirleri gündeme getirmiş olsun. Buradaki mesele suçun mahkeme kararıyla tescil edilmiş olmasında yatıyor esas olan. Bu
Eğer uygulanırsa buna itirazımız yok. Ama siz adama kullandığı ifadeden dolayı diyorsunuz ki bu adam terörü destekleyici ifadeler kullandı. Tamam, öyleyse mahkeme karar versin buna. Yöneticiler değil. Mahkeme karar versin. Onun için buradaki iş geliyor doğrudan doğruya uygulamaya dayanıyor. Yani. Siz keyfi olarak halkın seçtiklerini elimine edeceksiniz. Niye? Efendim bunların iltisakları var, bağlılar bazı yerlere. E tamam, mahkemeler karar versin, sonra alın kararı. Seçilmişlere bile itibar etmezseniz demokrasi nerede kaldı? Onun için ben burada iktidarın sığındığı bu söylemlerin geçerli olmadığı kanaatindeyim. Adalet, adalettir. Sayın Erdoğan bir şiir okudu diye hapse girdi 4 ay. O günleri bir hatırlasın. O günkü mantığı bugün aynen kendisi tatbik ediyor. Çünkü okuduğu şiir ders kitaplarında vardı. Kendisi de dedi ki ya bu ne biçim iş? Ders kitaplarında bile bulunan bir şiiri ben okuyorum, suçluyum. Mahkeme ne dedi? Biz senin niyetini biliyoruz. Evet. Üstelik de mahkeme karar verdi. Şimdi o durumu yaşamış olan bir insanın şimdi başkalarını aynı şekilde mahkum etmesi, doğrudan doğruya bir kararnameyle mahkum etmesini bizim tasvip etmemiz mümkün olmaz. Böyle bir şey olur mu? Burası hukuk devleti ise kılıfına uydurma devleti değil. Hukuk devleti başka bir iş. İşleri kılıfına uydurmak başka bir iş. Evet. Sayın Genel Başkan, şu konuda ben fikrinizi merak ediyorum. Aşağı yukarı bir yıldan fazla zaman geçti. Yerel seçimler esnasında partiniz ve siz çok eleştirilere uğradınız. Özellikle ittifak sürecinde işte HDP'nin de içinde olduğu gizli ittifaka destek veriyor olmanızla ilgili sizin terör örgütüne destek verdiğinizi savunan belli bir kesim de vardı. Ve bu anlamda Milli Görüş tabanından gelen bir partinin terör faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin canını yakan bir oluşumun içindeki bir siyasi partinin olduğu yerde nasıl olur diye sorular soruldu, eleştiriler yapıldı. Aradan zaman geçti. Birçok defa tabii ki bu konuyu düşünmüşsünüzdür. Bu eleştirileri sizler de okumuş, takip etmişsinizdir. Bu konudaki eleştirilerle ilgili neler düşünüyorsunuz bugün itibariyle? Şimdi muhterem kardeşim, Türkiye'de niyet okumak, insanları yaftalamak AK Parti'nin şaşmaz prensibi haline geldi. AK Parti iktidarda kalmayı yaptığı işlerin başarılı olmasından borçlu değil. Oluşturduğu kutuplaşmadan dolayı böyle oluyor. Bunu yapan da AK Parti'nin trolleri ve AK Parti geleceğini bu kutuplaşmanın üzerine inşa etmiş vaziyette. İktidara geldikleri zaman biz akil adamlar sistemini biz yürürlüğe koysaydık bizi tefe koyarlardı şimdi. Kendileri akil adamları başlattılar ama onların içinde bir kısmını da hapse atmaktan çekinmiyorlar. İki, yani son seçimlerde Apo'nun kardeşini çıkıp konuşturdular. Aranan adamı televizyonlarda konuşturdular, TRT'de. Biz yapmadık bunu. Bize bu iftirayı yapanlar aynısıyla kendileri müfteridir. Aynen bu iftirayı yapan, onları çıkıp konuşturanlar müfteridir. Ben de bunu söylerim. Biz hiçbir zaman PKK'yla bir irtibatın içine girmedik. Hiçbir zaman. HDP'yle de ittifak kurmadık. Aynı... Hiç şimdi bakın, bunların hepsi laf. HDP seçimlere girerken kendisi girdi. AK Parti HDP ile ittifak kurabilmek için elinden gelen her gayreti gösterdi İstanbul seçimleri. Mesela Saadet Partisi ile ilgili İstanbul'da, Ankara'daki seçimlerde HDP ile aynı aday üzerinde birleştiler diye açıklamaları var. Hiç öyle şey olur mu? Biz İstanbul'da da Ankara'da da adaylarımızı çıkardık. İkinci turda gene adayımızı çıkardık. Bizim adayımızla ben İstanbul'da miting yapıyorum. Aynı Cumhurbaşkanı da başka bir yerde miting yapıyor. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı yok ki diyor Tayyip Bey. Ya Allah'tan korkun.
Bizim adayımız Tayyip Bey'in şahsen çok iyi tanıdığı da bir isim. Şimdi tutacaksınız bütün bu gerçekler varken niye? Elinde bir medya gücü var. Bir troller ordusu oluşmuş. Pelikanlar oluşmuş. Şunlar oluşmuş. Kendi iç çekişmeleri var. Burada bütün dertleri bizim samimi, ihlaslı düşüncelerimizi boşa çıkartmak. Biz Erbakan hocamızın izinden gidiyoruz. Erbakan hocamız Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak hayata gözlerini kapadı. Erbakan hocamız vefatından önce AK Parti'nin ne olduğunu tek tek yazdı, söyledi, anlattı. Şimdi onları bir kenara koyacaksınız. Siz Erbakan hocanın yolundan gidiyoruz diyeceksiniz. Ya yapmayın. Ben bunu bitireyim. Yapmayın derim ben onlara. Bu doğru değil. Biz bir defa bunu iyi bilmeliler. Biz hiçbir zaman teröre destek vermeyiz, vermedik. Ama bilmem Güneydoğu'da bir zaman sokakların altı dinamitlerle döşenirken hükümet ikaz edildi. Kaymakamlar, valiler ikaz edildi. Bakın, sokakların altı dinamitlerle döşeniyor, engel olun denildi. Ses çıkarmayın dediler. Neden? Çünkü buralar yarın patlatılacak, ellerine terörle mücadele edeceğiz diye bir koz geçecek. Allah'tan korkmak icap eder ya. Hem adamların önünü açacaksınız, arkasından da siz haklıymışsınız konuma. Niye bunların döşenmesine mani olmadınız? En azından devletin istihbarat örgütleri yok mu ya? O şehirlerin içinde, sokakların altı dinamitlerle döşenirken devlet neredeydi, yok muydu? Bakın biz inanan insanlarız. Bu vebaldir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bunların hepsinin hesabını tek tek her birinden sorarız. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Bir defa bu çarpıtmalardan vazgeçsinler. Artık insanlar buna inanmıyor ve tepki gösteriyor. İşte İstanbul seçimleri. Bize dediler ki CHP'yi destekliyor. Hayır, biz İmamoğlu'nu İstanbul'da desteklemedik. Kendi adayımızı çıkardık. Aynı adayımızı çıkardık. Ha, oylarımız düştü. 100 bin oy alıyorduk, 50 bine düştü. Ama 12 bin oyu biz hileyle CHP'ye kaydırdık diyenler karşılarında 816 bin oyla seçimi kaybettiler. 800 küsur bin oy. Bizim oyumuz nerede ya? Bizim oyumuzun en yüksek noktası 100 bindi. Utanmadan, bak bir insanda azıcık utanma duygusu olur. Utanmadan hala bugün bile sizin desteğinizle geldi diyor. Ha, İmamoğlu seçildi. İstanbullular seçtiler. Bu engellemeler İstanbul'da İmamoğlu'nun büyük bir çoğunlukla seçimi kazanmasına... Biz İstanbul'da ve Ankara'da destek vermedik diyorsunuz CHP'nin. Vermedik biz ya, kendi adayımız var. Yani bu nasıl bir mantık ya? Bu nasıl bir mantık? Tekrar diyorum. İftira etmek şerefsizliktir. İftira etmek şerefsizliktir. Şerefli insanlar iftira etmez. Bunlar iftiradır. Evet. Bu iftiraları yapanları da ben bundan dolayı böyle itham ediyorum. Ve Cenab-ı Hak indinde tekrar söylüyorum. Eğer inanıyorlarsa, hesap gününe inanıyorlarsa, bir gün gelecek, Ramazan ayındayız, mübarek bir aydayız. Biz bunların hesabını tek tek soracağız bu müfterilerden. Tek tek. Ha, Cenab-ı Hakk'a inanıyorlarsa korkarlar. İnanmıyorlarsa hadi oradan sen de derler. Oraya da benim diyeceğim bir şey yok. Siz sözleriniz evet, başka bir şey var mı? Ha, CHP ile ittifak konusuna gelince ben bundan önce tekrar tekrar söyledim. Genel seçimlerdeki biz mesela mahalli seçimlerde ittifak yapmadık. CHP ile İYİ Parti ittifak yaptılar. Bazı yerlerde gizli ittifak yok, gizli değil. Bazı yerlerde CHP girdi. Bazı yerlerde İYİ Parti girdi. Bazı yerlerde anlaşamadılar, ayrı ayrı girdiler. Ama İstanbul, Ankara gibi yerlerde sadece İYİ Parti girmedi, CHP girdi. Yani bu gizli değildi ama biz her yerde aday çıkaran tek partiyiz Türkiye'de. Her yerde. HDP'de hiçbir diyalogumuz, hiç desteğimiz olmadı diyorsunuz. Hiçbir zaman olmadı, olması da mümkün değil. HDP'nin biz Amerika'nın bir kuklası oldu. HDP'nin demeyeceğim, PKK'nın. HDP'nin problemi
PKK ile arasına bir mesafe koyamamasından kaynaklanıyor. Onu da söyleyelim yani. Esas sıkıntı orada. Çünkü mesela onların bir siyasi hüviyeti olmalarına iktidar istese partiyi kapatmak için karar bile alabilir. Meclisten bile geçirir bunu. Geçirmiyor. Neden? Çünkü kendisi bu takdirde oradaki oyların nereye gideceğini ölçemiyor. Evet. Genel seçimdeki o duruş tabii, da şimdi, eleştiri almış. Genel seçime gelince de biz iki sebepten dolayı yaptığımız görüşmeler neticesinde o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'yla da görüştük. Cumhurbaşkanı sistemi de bize anlatılmıştı. Biz dedik ki kontrolsüz bir cumhurbaşkanlığı sistemine biz rıza gösteremeyiz. Bu diktatörlüğe götürür. Doğru olmaz. Bize sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili arkadaşları gönderdiler. 3-4 saat bize bu konuları anlattılar ama biz tatmin olmadık. Çünkü meclisin bizim Cumhurbaşkanlığına prensip olarak itirazımız yok ama karşısında onu denetleyecek güçlü bir parlamento olma şartıyla. Bir defa bunu söylemiştim. Bu yok şu anda. Parlamento, meclis, Cumhurbaşkanlığı denetleyemiyor icraatları. İki, biz bu sebepten dolayı bu sistemin değişmesi gerektiğine diğer partilerle beraber karar verdik. Dedik ki ha onlar ille de parlamenter sisteme dönelim diyorlar. Bu mümkün. Bizim buna kökten itirazımız olmayabilir. Ama Cumhurbaşkanlığı sistemi devam edecekse de o zaman parlamentoyu güçlü kılacak bir takım kanunların çıkarılması, anayasada gerekli değişikliğin yapılması lazım. İkinci hususta %10 barajıydı. Biz %10 barajını aşma endişesini taşıdığımız için de bir böyle bir ittifakta yer almamız gerekiyordu. Bundan dolayı girdik. Biz CHP'nin kendi tüzüğü, kendi politikaları, kendi programı ayrıdır. Bizim tüzüğümüz, politikalarımız ayrıdır. İyi Parti'ninki ayrıdır. Geçmişte koalisyonlar olduğu zaman nasıl bir araya gelinebiliyorsa bu sefer daha zayıf bir iştir. Çünkü sadece seçim ittifakı. Seçime girenler her partinin kendisine oy veriyorlar. Yani giren kişi Saadet Partisi'ne oy verdi. Onun için ha biz öbür tarafta kimliğimiz olmadan bir şeye girmem. Daha önce denemiştik. AK Parti belki böyle bir şey yaparız diye. Geçmişte anlaşamamıştık. Bu sefer de öyle bir noktaya girmedik. Evet, çok soru geldi ama tabii onlara değinemedik. Bir soruyu sırça sordular. Dediler ki işte ölüm oranlarının gerçeğe yansıtmadığını demiştiniz. İşte acaba çünkü test az yapıldığı için gerçekten hastalar bulunamadı demiştiniz. Tamam, olabilir. Deniyor ki ölüm oranları geçen yılda kıyaslandığında arada büyük fark yoksa sağlık politikasını takdir edecek mi diyorlar Sayın Yani doğru, eğer hakikaten büyük bir fark yoksa sağlık politikasını genel manada ben bütünüyle reddetmedim zaten. Ancak test yapılmasının önemine vurgu yaptım. Çünkü test yapılırsa biz hasta sayısını doğru olarak bilebiliriz ancak. Türkiye'de, dünyada sadece Türkiye'de yeteri sayıda test yapılmıyor. Ama test yapılmazsa da neticede bir politika izliyorlar. Ümit ederiz ki benim korktuğum değil, hakikaten onların beklentileri de karşılanmış olsun. İnşallah hastaların sayısı artmasın, azalsın. Bizim buna da bir itirazımız olmaz. Evet, efendim çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız evet. için. Birkaç konuyu da tabii burada ki, lütfen, müsaade ederseniz lütfen, söyleyerek lütfen. Bu görüşmemizi tamamlamak arzu ederim. Tabii televizyonları başında bizi izleyen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın huzurlu bundan sonrası için daha müreffeh bir hayat sürmelerini yakınlarıyla, çoluk çocuklarıyla temas Lütfen. Etmeyi de bir görev olarak biliyorum. Biz zor bir döneme giriyoruz. Türkiye olarak da zor bir döneme giriyoruz. Kendi içimizdeki problemleri çözme bakımından başta sağlık, ekonomi olmak üzere, eğitim vesaire birçok konuda tökezliyoruz. İki, dünya olarak bir krizin içine sürükleniyoruz. Bu dünya krizi bizi yutmamalı.
Bunun için de bizim ciddi tedbirler almamız icap eder. Bunu alabilmek için şu anda ben Türkiye'nin bir numaralı meselesinin içeride kucaklaşma olduğuna inanıyorum. Ya birbirimizin üzerine benim tenkitlerimi de aşırı bulanlar olabilir. Sesimi yükselterek belki söylüyorum bazı tenkitleri. Ama benim söylediğim hususlar somut hususlar. Bu söylediklerim yanlışsa birisi der ki yok ya tarıma bu kadar önem vermeniz doğru değil. Bilmem 1000 kişi her kişiye 1000 lira diyorsunuz. Yani bu olmaz diyebilirler. Biz bunları da dinleriz. Amerika'ya da yardım yapılıyormuş yapılsın diyebilirler. Ama benim kanaatimi ben orada hakikaten bizim mağdur ülkelere tarihi ve inanç bağlarımızın, kültürel bağlarımızın olan ülkelere bizi yardım yapmaya mecbur kılıyor kanaatindeyim. Onun için biz Türkiye'de önce siyasiler arasında bir barış ortamı oluşturmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Fikirlerimiz birbirleriyle taban tabana zıt da olsa bunları bir masa etrafında birbirimize hakaret etmeden, birbirimizi rencide etmeden rahatlıkla ortaya koyabilmeli. Ha, vatandaşımızın da demokratik kurallar içinde tercihini yapması. Vatandaşımız isterse ona diyeceğimiz bir şey yok ki. Çünkü her ülke kendi layık olduğu yönetim tarafından yönetilir. Bu bir genel kuraldır. Bizim inancımızın da ortaya koyduğu. Toplumlar kendilerini değiştirmedikçe Cenab-ı Hak o toplumu değiştirir değildir. Bu bir hüküm. Evet. Ha, o zaman bizim birbirimizle konuşabilmeye ihtiyacımız var. Kucaklaşabilmeye, farklılıklarımıza rağmen. Arkasından da bizim temel prensiplerde ittifak etmeye. Kimse hukuk olmasın diyemez. Ben buna inanıyorum. İktidar da diyemez. Ama herkesin hukuk anlayışı farklı olamaz. Zulme rıza gösteremeyiz. Bir kişinin dediği mutlak doğrudur diye kabullenemeyiz. Adalet mülkün temelidir. Genel adalet kurallarını bütün dünya benimsemiştir ve biz bu ispat edilmemiş bir suç. Suç değildir. Onun için adalet mefhumunu üste tutalım. İki, dürüstlük. Yolsuzluk. Dürüstlüğe sahip çıkalım. Yolsuzluktan, israftan ve rüşvetten bu ülkeyi temizleyelim. Allah rızası için. Bu nasıl yapılır dediğiniz takdirde bu düşünce ve fikir hürriyetinin sağlanmasıyla olur. Bir yerde yanlışlık var denildiği zaman sen hainsin diye bu insanları hemen damgalamayalım. Gelin onların dediklerini, var mı delilleriniz? Getirin. Bağımsız mahkemeler bu konuda karar versinler, biz de o istikamette tavrımızı belirleyelim desin hükümet. Bunlar denilmiyor. İşi ehline verelim. Bak dedik, bugün evet bazı arkadaşlar beğenmeyebilirler ama temel itibariyle bir bilim kurulunun oluşturulması sağlıkta, bir takım çalışmaların yapılması, sağlık çalışanların fikirlerine önem verilmesi aslında bizim bu badireyi daha az zararla geçiş üstesinden gelmemize vesile oluyor. Bu önemli bir adım. Her yerde bu yapılmalı. Olmazsa olmaz. Af kanununda yapılan hatalar düzeltilmeli. Mağdurların mutlaka o mağduriyetlerinin giderilmesi icap eder. Ben burada basittir diye söylüyorum. Yani bunu bazıları alıp şeyinden çıkarıp bambaşka noktalara çekebilirler. Efendim küçük yaşta evlenenlerden dolayı 8000 civarında erkek hapiste bulunuyor. 8000. Bu ne manaya geliyor? Tamam. Bir suç işlemişler. Biz 15 yaşından küçüklerin evlenmesine biz de rıza göstermiyoruz. Ama siz şimdi 2-3 çocuk sahibi bir aileyi sonradan farkına varıldığı için üstelik de ellerinde evlendirme vesikaları da var. Evlenme vesikaları da var. Erkeği cezalandırıp hapse atarsanız aslında bu sadece erkeği cezalandırma değil, esas itibariyle o çocukları ve o kadını cezalandırmaktır. Bu doğru değil. Biliyorum ben bir kısım insanlar çıkacaklar. Vay yobazlar, yine siz bunlara sahip çıkmaya kalkıyorsunuz. Yok ya, Allah'tan korkun.
Bu o çocukları cezalandırmak değil mi? O hanımı, o genç hanımı şimdi 18, 19, 20 yaşına gelmiş. Kocası hapiste. Kim sağlayacak bunların geçimini? Yani şimdi geçmişte olan bir hatadan dolayı onları şu dönemde affetmemek kabul edilebilir gibi bir iş değil kanaatime göre. Kimsenin masumları cezalandırmaya hakkı yok. Burada bir kuralı koymak için. Biz aynı şekilde demin liyakat dedim, hakikaten bu ülkede ekonomiyi mutlaka yeni sil baştan rayına oturtmak mecburiyetindeyiz. Dış politikamızı yeniden belirlemek mecburiyetindeyiz. Bize zulmeden, baskı yapan, haksızlık yapan ülkelerle olan münasebetlerimizi de araya bir mesafe koyarak sürdürmek mecburiyetindeyiz. İlle de dışlayalım demiyorum. Ama bizim geçmişten beri aramızda tarihsel, kültürel bağlarımız olan ülkelerle bağlarımızı da yeniden kurmaya ve güçlendirmeye mecbur. Birçok yerde yangın var. Suriye problemini bir an önce çözüp Türkiye'nin oradan çıkması icap eder. Ama bu yeni bir anlayış gerektirir. İran'la olan münasebetleri mutlaka bizim geliştirmemiz icap eder. Amerika'nın oraya yaptığı haksızlığın savunucusu biz olmamalıyız. Amerika bir haksızlık yaptı. Anlaştılardı. Bizim Irak'la da, Afganistan'la da, bilmem Bangladeş'le de, özellikle Bangladeş'teki şu andaki sıkıntı çeken 1 milyondan fazla insana mutlaka elimizi uzatmamız icap eder. Onun için ben önce bir barış havasının oluşturulmasına, arkasından kucaklaşmaya, arkasından da bugünkü sistemin düzelebilmesi için mutlaka siyasi partilerin kavga etmeden bir araya gelmelerini sağlayacak bir ortamın oluşturulmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ramazan münasebetiyle bunu bir dua gibi ben algılanır diye ümit ediyorum. Beni tasvip eden veya etmeyen ama söylediklerimi samimiyetle söylediğimi bütün beni dinleyenlerin kabul etmesini, varsa itirazları oturup onları da konuşmamız, geri geliyorsa bizim eksiğimiz varsa o eksiklikleri tamamlamamız mümkün. Ama adaletten bizim uzaklaşmamız, liyakatten, istişareden, dürüstlükten mümkün değildir. Bunun da bilinmesini arzu ediyorum. Tekrar bizi televizyonları başında izleyen, hele bu saate kadar bekleyen bütün kardeşlerime hayırlı Ramazanlar temenni ediyorum. Allah bayrama huzur ve sağlık içinde ulaştırsın. Amin. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Sayın seyirciler, programımızın sonuna geldik. Başka bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalınız. İyi sahurlar diliyorum efendim.